İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe kabul edilir. Resulullah buyurdu: vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki: günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu: git müjde ver. Mümini affederim tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: tövbe edip yatınız. Ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman. Tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki pek fazladır günahım. Acaba tövbe etsem affeder mi Allah'ım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi: cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez deyince öldürdü onu dahi. 100 oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. 100 kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu? Dedi: olur, velakin terk et sen bu diyarı. Filan köye hicret et. İyidir insanları. Tövbe edip o köye giderken fakat bu zat ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat. Azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi. Velakin bu hususta eylediler ihtilaf. Bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu: tartışmayı bırakın. Ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesir eder affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Resulullah buyurdu: tövbekârlarla otur. Çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler, o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla.
Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek, günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki, günah ile o insan kime karşı gelmiştir, kime etmiştir isyan? Madem ki Halık'ına isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, imanın gitmesine en çok sebep olan üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmektir. Biliniz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haksız yere bir Müslümanı incitmek Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Buyuruyor Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim. Hocam iyi günler. İyi günler efendim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam iki tane sorum olacak da iki üç tane de olabilir. Geçenlerde eşim aramış, bizim iki tane evimiz var demiş. Hı hı. Heyecandan tam doğrusunu anlatamamış size hocam. İki tane evimiz var, birinde hala da kiradayız, kirasını veriyoruz 550 milyon. Bunu size anlatamamıştı. Bir de ayrıca 78 tane altın borcumuz var. Bunu da anlatmamıştı hocam. Ondan sonra hala kiradayız. Hala kiradayız dediğiniz ne? Orası o zaman sizin eviniz değil. Bu kirada olduğumuz ev bizim değil. Evi almışız, daha halen ev sahibimiz taşınmamış. Ha, bu o zaman bir tane eviniz var. Şu anda kiradayız. Sözde bir 15 gün sonra taşınacak. Biz oraya taşınacağız. Aldığımız ev de 170 milyar. 70 milyarı bizim değil, 100 milyarı bizimdir. Yani 70 milyarı altın borcu akrabalardan aldık. Altın, para, borç vesaire. Evet. O kadar da borcumuz var hocam. Ona göre de dedi ki 3 milyara yakın da gelirimiz var. Bize, çocuklarımıza zekat gider mi demişti. Başkaları bize zekat verebilir mi? Tamam. Başkaları zaten dede falan olmaz da halaları, teyzeleri, amcaları falan. Peki efendim. Çocuklar da bir tanesi üniversitede, onun da kirası var 550 milyon. Diğeri de hazırlanıyor lise son sınıfta. Anlaşıldı efendim. Tamam. Evet hocam. Peki. Ondan sonra bir tane de bir sorum daha olacak hocam. Bir abim diyeceğim. Şia mezhebine, 200 senedir Şia mezhebine gitmiş. Biz çok üzülüyoruz ona hocam. Yani biliyorsunuz daha çok Hazreti Ali üzerinde yoğunlaşıyorlar. Diğer halifelerimizi sanki benimsemiyorlar. Biz ona ben, annem, babam ve bütün aile çok üzülüyoruz. Onun akıbeti ne olacak? Böyle ayrıntılı bir şey istiyorum sizden. Peki ve efendim. Benim eşim de görme engellisi. Onun oruç tutmuyor. Onun fidyesi ona gider mi? Peki efendim. Oldu hocam. Peki, hayırlı peki bayramlar. Efendim. Şimdiden çok sağ olun. Size güveniyoruz. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler efendim, iyi Ramazanlar, iyi bayramlar. Teşekkür ederiz, Allah Teala razı olsun. Buyurun. Efendim benim 20'den fazla insana helallığım yok. Acaba ahiretteki yerim ne olur? Birisi sorun bu. Tövbe istiğfar et. Ediyorum da bilmiyorum işte, ediyorum aslında, etmiyor değilim de. Peki efendim. İkinci sorum... Annem çok yanlış yoldaydı. Anneme çok karşı geldim. Acaba ahiretteki yerim ne olur? Vefat mı etti annen? Annem vefat etti. Annem çok yanlış yoldaydı. Haram yollardaydı. Peki efendim. Üçüncü sorum efendim. Teröristlerin öldüğünü sevinmek günah mı? Peki efendim. Dördüncü sorum... Mesela benden fazla bilgileri var. Kur'an'ı falan çok güzel biliyorlar. Benim bilgim az.
ama ibadetlerinde sadık değiller, alışverişlerinde sadık değiller. Onlara nasıl davranmamız lazım? Başka var mı? Yok efendim, teşekkür tamam, ederim. Şimdi. Biz teşekkür ederiz, hayırlı günler efendim. Hocam şöyle soran dinleyicilerimiz oluyor. Bugün 1000 İhlas okuyacağız mı? Karıştırıyorlar. Arefe günü bir tane. O Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü denir. Kurban Bayramı'nın bir gün önce. Kurban Bayramı'nda bir gün önce. Ona Arefe günü denir. Kitaplarda Arefe günü diye açıkça yazılır. Ramazan Bayramı'ndan önce Arefe günü yok. Sadece bayram arefesi denir. Bayram öncesi manasında kullanılır. Arefe günü yok. Bugün Ramazan-ı Şerif'in son günüdür. Arefe günü değildir. Arefe günü Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olan Zilhicce'nin 9. günüdür. O gün Arafat'a çıkılır ve haccın da farzıdır o. Arefe günü Arafat'a vakfede durmak haccın farzlarındandır. O gün 1000 ihlas okunursa, bugün değil. Tabii oradan öğreniyor düz mantıkla. Tabii canım 1000 ihlas. Yarın okuyun. Şimdi de sosyal medyada var ya. Ona gönderiyor falan. Nerede yazıyor bu? Arefe günü okunuyor ya. Arefe günü hangi güne denir? Canım işte bugün de Arefe değil mi canım? Düz mantık. Öyle. Altyapı yok, göçük. Herkes böyle uçuyor, kaçıyor. Tabii oradaki mantık bir de şu da olabiliyor. Canım oku ne olacak ya? Okunmuşun ne zararı olacak yani? Okunmuşun ne zararı olacak? Bin ihlas okumuşsun canım bugün. Onu o zaman Arefe günü diye deme. Bin ihlas deme. İhlas şerif oku. Dün de okuyabilirdin dün o zaman de okuyabilir, yani. Değil mi? Bayramın birinci günü de okuyabilirsin hiç, o zaman yani. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Dolayısıyla bugün Arefe günü değil efendim. Arefe günü daha gelmedi. Bugün bayram arefesidir. Ha, bugün okursun, kabir ziyareti yaparsın. Bugün olur. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Bak Ramazan Şerif'in başında bugünler nasıl geçecek diye durun. Bitti bakalım, ne olacak şimdi? Ne diyeceksin şimdi? Mübarek 11 aylar. Geldi yarından itibaren mübarek 11 aylar. Bittiği için de üzgünüz ama yani. Ya. Biz başından söylemiştik. Üzülürsünüz. Alışmıştık. Hakikaten ya Ramazan Şerif'in özelliği bu ya. O ayrı bir havası oluyor. Ya hüzün çöküyor. Ve başlangıçta bir telaş şey falan. Ortalar sonlarına doğru vücut da alışıyor biliyor musun? Artık acıkmıyorsun, susamıyorsun, ona alışmışsın. Enteresan bir şey ya, Allah Allah. Yarın başı dönecek vücudun. Ne oluyor ya falan bir aydır şey. Paldır güldür artık. Bulduğumuzu yiyeceğiz. İçeceğim, yiyeceğim. Bunu sen falan, Allah Allah. Dikkat etmek gerekiyor. Babaannemler, kuşaklar hep derlerdi. Sayılı gün evladım çabuk biterdi okudun ya, sayılı gün. Sene bile olsa bitiyor. Ay da olsa bitiyor, gün de olsa bitiyor. Bir bakıyorsun Mayıs'ta işte Haziran yaklaşıyor. Haziran'da Ramazan-ı Şerif girecek. Haziran çıktı, Temmuz'un 4'ü, yarın 5'i derken bir bakmışsın işte bayram haftası bitmiş. Temmuz'da yar olmuş falan. Yaz bitiyor. Haberin olsun. Öyle. Ağustos'un işte 15'i yası, 15'i kış diye veriyor Allah falan. Şimdi dinleyiciler diyor ki bunlar gene uçtu galiba. Ya bugün oruç değiliz ya, normal. Yarın da bayram, ikisini sevinci birleşince biraz uçuverelim. Ne olacak yani biz? Değil mi? Şeyde kitaplarda İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri ve Evliya-i Kiram'ın hepsi hayattayken talebelerine bizzat böyle nasihat etmişler, kitaplarını yazmışlar. Bir kelimeyi çok kullanmışlar. Nedir o kullandıkları kelime? Fani kelimesini kullanmışlar. Yani dünya kendisi fani, yok olacak. İnsan fani, gidecek. Melekler öyle, dünyanın içindekiler öyle. Hiçbirisi kalıcı değil, hiçbirisi. Şimdi tabii insan bayram gelince bir Ramazan-ı Şerif'in böyle o bitmesinin meydana getirdiği burukluğu ve hüzünü var. Şimdi bayrama giriyorsun. Geçen sene mesela Ramazan-ı Şerif bayramında ben kendi yakınlarımdan, babam hayattaydı. İşte ablamın kocası olsun, kız kardeşimin kocası olsun, onlar hayattaydı. Yani tanıdığım yakın olarak da hayattaydı. Şimdi önceki şeylere bakıyorsun, yakınlarını tanıtan. Birkaç bayram önce Emel abiler hayattaydı. İşte mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Onların hanımefendileri hayattaydı. Gittiler. Bir şey kalmadı, gitti. Tanıdıklarımız var komşularımızdan. Ondan sonra kendi emsallerim var mesela. Onlardan tanıdıklarım var. Vazife yaptığım yerlerde tanıdıklarım vardı. Ahirete gittiler. Ayrım yapmıyor, vakti gelen gidiyor. Dolayısıyla işte din büyüklerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın anlattığı gibi dünya hakkında fani.
diye. Eğer öyle olmamış olsaydı Muhammed Aleyhisselam'a baki kalmadı. O baki olmadı, ona baki kalmadı dünya. Hani Sultan Süleyman'a kalmayan dünya deyince Kanuni Sultan Süleyman zannederler çoğu. Kanuni Sultan Süleyman 3 kıta üzerinde sultandı. O Sultan Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'dır. Yeryüzünün tamamına hükmediyordu. Hatta emrine bütün aynı şekilde kuşlar, bütün hayvanlar ve cinler emrindeydi. Bu bir. İkincisi, tabiat kuvvetleri de emrindeydi. Rüzgara emir veriyor. Osmanlı'yı falan yere götürüyor. Seni incitmeden alıp götürüyordu oraya. Rüzgar alıp götürüyordu. Yani Allah-u Teala o imkanı vermiş. Ya Rabbi, benden önce hiç kimseye vermedin, saltanat nasip. Allah-u Teala da verdi. Saltanat verdi ona. Hatta oturduğu kürsü bir yere gideceği zaman havada uçarak gidiyordu. Böyle hususiyeti vardı. Bir de şöyle anlatırlar şimdi. Bir gün izin vermiş herkese. Demiş bugün demiş başımı dinleyeceğim. İşte sarayının salonunda oturmuş tek başına. Tembih de etmiş kimseyi içeri almayın diye. Fakat bakmış bir tanesi böyle bir genç, nur yüzlü, temiz giyimli birisi. Ama içeri girmiş geliyor. Allah Allah demiş ya, buna nasıl izin verdi? Ben demiş emir de verdim. Gelen selam veriyor. Aleyküm selam da diyor, sen nasıl girdin? İçeri giriyor. Ben diyor emir vermiştim kimseyi almayın diye. Gelen diyor ki biz bir yere girerken kimseden izin almayız. Ya anlıyor ki gelen melek. Vazifen ne diyor? İnsan suretinde geliyor. Ölüm meleğiyim diyor. Ziyaret için geldin herhalde diyor. Yok diyor. Emanet almaya geldi. Ama diyor bugün ben istirahat edecektim, dinlenecektim. Kendime izin vermiştim. Kendime izin vermiştim. Bunun üzerine Azrail Aleyhisselam diyor ki ey Allah-u Teala nebisi bilmez misin? La rahate fit dünya. Dünya faniydi ve rahatlıkla söz konusu değil. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz oruçları kabule karine eylesin. Verdiğimiz sadakayı fıtırları kabule karine eylesin. Ve Ramazan-ı Şerif'te günahları affolanların zümresine ilhak eylesin Rabbim bize. Hepimizi inşallah Teala. Ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Böyle dua edince bir dinleyicimiz, yaşlı bir dinleyicimiz hatırıma geldi de oruç tutamamış rahatsızlığından dolayı. Tutacak durumda da değil hakikaten. Bu yapılan dualar, işte Ramazan-ı Şerif'in bereketi, bütün o sevaplar, Ramazan-ı Şerif'te vaat edilenler bana gelmez diye üzülüyor. Geliyor. Çünkü Allah-u Teala her kuluna ayrı bir hüküm bildirmiştir. Hastadır, yaşlıdır, oruç tutamayacak durumdadır, hamiledir, yolcudur, seferdedir. Veyahut da ağır işte çalışıyordur. Çoluğun çocuğunda fakasını demirecek başka bir alternatifi de yoktur. Bunlar oruç tutamaz. Ama hasta, devamlı hasta olan, devamlı yaşlı olan, yaşlı olan gençleşmeyeceğine göre fidye verir. Ne oldu? O fidye emrine muhatap. Ramazan-ı Şerif ayına saygını gösteriyor, hürmetini yapıyor. Oruç tutamıyor. O da Ramazan-ı Şerif ayından faziletini alıyor, sevabını alıyor bu dualara. Onlar da dahil, üzülmesinler. Onun için endişe etmesinler efendim. Peki son bir kere daha şunu da sorayım hocam. Sadakayı fıtır bugün artık verilecek. Evet. Yani bayram namazından önceye kadar verilmesi lazım. Verilmesi lazım. Veremediyse gene verilir. Bayramdan sonra verilir mi? Bayramdan sonra da verilir. Tamam. Bayramdan sonra da veriliyor efendim. Efendim devam edelim mi? İsterseniz yoksa ikinci bölüme kalsın. Hayır hayır. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, yarın bayram. Nasip olursa yarın Ramazan bayramının ilk günüdür. Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek sünnettir. Bayram günü yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek,
onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya edenin büyük saadete kavuşacağı kitaplarda bildirilmektedir. Hadis-i şerifte Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez buyurulmuştur. Bayram, affa uğramaktır. Bayram, günahlardan kurtulma günüdür. Müminin bayramı, günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gün bayramdır. Cennette Allahü Teala'nın ru'yetine kavuştuğu ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü gün müminin bayramıdır. Hakiki bayram, Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir. Bir bayram günü insanların neşeyle eğlendiklerini gören Hazreti Ali, "Günah işlemediğimiz gün de bizim bayramımızdır." buyurmuşlardır. Sırrı-i Sekati Hazretleri anlatır. Bir bayram günü Hazreti Maruf'u hurma toplarken gördüm ve "Bunları ne yapacaksın?" diye sordum. "Şu çocuğu ağlarken gördüm ve niçin ağladığını sordum. Bana yetim olup anne ve babasının olmadığını, arkadaşlarının yeni elbiseleri ve oyuncakları olup kendisinin olmadığını söyledi. Şimdi bunları toplayıp satacağım, ağlamayıp oynaması için ona oyuncak satın alacağım," dedi. Bunun üzerine "Bu işi bana bırak," deyip çocuğu alıp götürdüm. Yeni ve güzel elbiseler ve oynaması için de oyuncaklar aldım. Çocuk o zaman memnun oldu. Bundan sonra kalbime bir nur geldi, kalbim parladı ve halim bambaşka oldu. İmam-ı Şafii Hazretlerinin talebelerinden biri anlatır. Bir bayram günü İmam-ı Şafii Hazretleri ile beraber mescitten çıktık. Bir mesele hakkında sohbet ediyorlardı. Evlerinin kapısına gelince bir hizmetçi kendisine bir kese altın getirip efendisinin selamı olduğunu ve bunu kabul buyurmasını rica etti. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi kabul etti. Biraz sonra biri gelip, "Bir çocuğumuz oldu, yanında hiç param yok. Sizden Allah rızası için biraz para istiyorum," dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi hiç açmadan olduğu gibi o şahsa verdi. Halbuki biliyordum ki kendisinin de hiç parası yoktu. Şümeyd bin Aclan Hazretleri bir bayram günü eğlenen kalabalığa bakarak, "Eskimeye mahkum bir elbise ve bir müddet sonra böceklerin yiyeceği et olan şu insanları görüyor musun?" buyurarak, kabre girecek bir insanın gaflet içinde eğlenip oynamasına olan hayretini bildirmiştir. Zünnun-ı Mısri Hazretlerinin 10 sene canı mahalli bir yemek istedi. Yememesine rağmen bir bayram gecesi nefsi kendisine, "Ne olur bayram günü olsun bana bu yemeği versen," deyince, Zünnun-ı Mısri Hazretleri, "Ey nefsim, şayet bu gece bana yardım edip de 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatim edersen, sana bu yemeği veririm," dedi. Ertesi gün bayram namazından sonra nefsinin arzu ettiği yemeği getirdiler. Bir lokma almasına rağmen tekrar geri koydu ve namaza durdu. "Niçin böyle yaptın?" deyince, "Tam yiyeceğim sırada nefsim bana, en sonunda maksadıma ulaştım," dedi. Ben de "Hayır, ulaşmadın," diyerek lokmayı geri koydum cevabını vermiştir. Behlül Dana Hazretleri şu beyitleri sık sık okurlarmış. Bayram yeni elbiseler giyenler için değildir. Ancak ilahi azaptan emin olanlar içindir. Bayram bineklere binenler için de değildir. Ancak hata ve isyanı bırakanlar içindir. Anne ve babamız hayattaysa rızasını almak için uğraşmalıyız. Zira ana babasını razı eden kimse için cennette 2 kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülmeli, duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Ana babanın dualarını almak için vesilelerden biri de bayramlardır. Bayramlarda ana babaya çeşitli hediyeler alıp bayramları tebrik edilerek hakları helal ettirilmeli ve dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, "Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da
ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Değerli dinleyenler, netice olarak Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine nice mübarek günler, geceler ihsan etmiştir. Ramazan ve Kurban bayramları da bu ihsanın içindedir. Bunları fırsat bilerek Rabbimizin rızasına kavuşmayı talep etmeliyiz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz daha önce de beyim aramış da dedi. Herhalde maksat anlatılamadı galiba dedi. Yani bizim anladığımız kadarıyla ellerinde bunların paraları falan var ama 70 bin lira da borçlar var. Yani fakir kitaplarında birine borçlu sınıftan. Zekat alabilirler mi? Alabilirler. Çünkü fakir, borçlu bunlar zekat alabiliyor. Efendim, işte abim dedi, Şia itikadına yönelmiş, gitmiş falan dedi. Ne yapabiliriz? Dua etmekte başka yapacak bir şey yok. Allah'ın da hidayet nasip etsin. İşte beyim dedi, oruç tutamıyor. Fidyesini buna verebilir mi? İtikad düzgün olan birisine. Diğer kardeşlerden. Efendim, çok fakir de garip de. Ateist de olabilir. Müslüman fakire verilir. Müslüman fakire verilirken o Müslüman fakir de itikad düzgün olacak. Bir de sahibi değil. İtikadı aynı şekilde Şia itikadında olan, Mutezile itikadında olan, Mücessime itikadında olan bidat sahibidir. Bidat itikadda sahibidir. Ona da dikkat etmeli. Efendim, o konuda biraz bilgi istiyor dediğimiz yani. Şia ile alakalı olarak, Şiilikle alakalı olarak Abdullah Süveydi Hazretleri'nin yazmış olduğu bir kitap var. Nereden bulacağız onu? Nereden bulacağız o kitabı? Kitap Hak Sözün Vesikaları ismiyle Hakikat Kitabı yayınladı bu kitabı. Hmm. Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Osmanlı alimlerindendir. Bu enine boyuna Şii mollalarla Nadirşah zamanında Osmanlı'dan alim istiyor, oturuyorlar falan. Orada bütün meseleler enine boyuna yatırılmış. Ve o zamanki aynı şekilde Şii mollalar tövbe ettik, özür dilerim, bir daha bunu yapmayacağız. Çünkü Nadirşah diyor ki ben ülkemde diyor böyle ayrı ayrı şey istemiyorum. Bu işin halledilmesi lazım. Mesela dinleyicimiz açık açık söyledi. Hazreti Ali'nin dışında Eshab-ı Kiram'ın çoğuna, hele Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e küfrediyorlar. Hele ataşlarına bile yazıyorlar. Ayaklarının altına yazıyorlar. O haç faciasında evet. Görüldü ya, alenen görüldü. Yani bu derece bu şeyhane sövenin tövbesi kabul olmaz. Sen kime sövüyorsun, kime aynı şekilde şey yapıyorsun, sen kimsin ki? İmanla alakalı bir durum. İmanla alakalı bu. Tövbesini kabul etmez Allah-u Teala buyuruyor. Tövbesini kabul etmez. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin sevdiklerini söylemezse yalandır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sevdikleri de yalandır. Diyeceksiniz efendim çok iddialı söylüyorsunuz falan da. Eğer Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin sevdiklerini söylemiş olsalar bunlar, söylediklerine samimi olsalar, Hazreti Ömer'e dil uzatamazlar. Çünkü Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Hazreti Ali'nin kızıyla evlidir Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e bunlar kafir diyor haşa. Ya o zaman Hazreti Ali'yi sevdiğin yalan. Hazreti Ali kafire kız verir mi? Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın arslanı. Ya sıradan bir fasık bir mümin bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın arslanı, Allah-u Teala'dan başka hiç kimse şeyden çekinmeyen, korkmayan böyle mübarek bir zat kalkar da kızını hem de ehli beyt olan Peygamber Efendimiz'in annesi zerrelerini taşıyan kerimesini bir kafire verecek. Akıl mantık işi midir bu? O zaman bunu dizayn eden, bunu oturup yapan, bunları Müslümanlıktan uzaklaştırmak için oturmuş yapmış. İşte Abdullah İbni Sebe'den Yahudi dönmesi. Bunlar aynı şekilde Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri tanıdır, ilahtır diyen. O ilk fitneyi çıkardı. Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali Efendimiz de zaten onu uzaklaştırmıştır. Uzaklaştırmıştı evet. O dediğiniz şahsı yani. O iltifat etmemiş. Reddetmiş. Doğru, reddetmiş. Size ne oluyor da kabul ediyorsunuz? Dolayısıyla Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri mesela Hazreti Osman'a dil uzatıyorsun. Ya Hazreti Osman'la aynı şekilde evinin etrafı sarıldığı zaman oğlu Hazreti Hasan Hüseyin'i Hazreti Osman'ın kapısında nöbetçi olarak bıraktılar. Şehit olma haberi gelince ikisini de hırpaladı. Siz neredeydiniz diye.
Yani kapıdan girmediler yani. Koruyorlardı. Koruma olarak kapının önünde nöbet tutuyorlardı Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Bekir'e de, Hazreti Ömer'e de, Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretlerine aynı şekilde metü senalar var Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerin. Sen bunların hepsini bir kenara atacaksın. Ondan sonra ona bir düşman olacaksın. Neymiş efendim, ben Ehl-i Beyt'i seviyorum. Yalan. Küllüm yalan. Sevsen Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin buyurduğu şekilde hareket edersin. Sevsen namaz kılarsın. Sevsen aynı şekilde gıybetten, dedikodudan aynı şekilde kurtulursun. Ahlakın düzelir. Sarık sarmakla, sakal bırakmakla Müslümanlık olmaz. Sarıklar var. Zaten bidat da bir sakal bırakıyorlar falan. Bundan önce, bugünkü o mollalar da aynı şekilde gittikleri yolun yanlış olduğunu biliyor. İran'dakiler. Tabii, yanlış olduğunu biliyor. Papazlar da aynı şekilde. Ama nefislerine tatlı geliyor. Nefislerine tatlı geliyor. O makama geçince sarığı sakalı cübbeyi giyiyor falan da her türlü nane yiyor ondan sonra. Her türlü kötülüğü de o şeyin altında, yok bunlar masumdur, günahsızdır hesabıyla aynı şekilde hepsini de götürüyorlar. Her türlü hal. Bir zamanlar Hümeyniler vardı mesela. Çok kimse böyle şey yaptı falan. Konya'da bir akraba da şey yapıyorduk. İşte bize diyor daha bizim böyle dil uzatıyor ama o evliyadır dikkat et falan filan diye ikaz ediyorlar. Dedim, görürsünüz siz nasıl evliya olduğunu. Adam öldü. Ölünce işte cenazesi böyle tabutunda herkes tabutunu süleyim falan filan. Şey bir insanlar böyle edep terbiye falan filan yok yani böyle. Saldırdım bir de acayip garip saldırdım. Tabuta bir saldırdılar falan. Tabii o oradan asılırken tabutun şeyi açıldı. Açılınca o oradan derken herifin kefeni de onlar bunlar çekerken herif çırılçıplak kaldı. Gazetelerde vardı resim. Uryan kaldıydı herif Hümeyni. O zaman ona dedim gördün bunu, gördüm dedi. Allah-u Teala evliyasını o şekilde rezil ve kebaze etmesine izin verir mi? Ya bırak ona dedim. Mesela Konyalıydı, sen dedim Konya'da çok duymuşsundur. Bir evliya, bir salih kulun kabri daha önce metfun olmuş. Orasını aynı şekilde kabrini değiştirmek için kazma vurulduğu zaman kazmanın kırıldığı ısrar ederse adamın aynı şekilde felç olduğu, deli olduğu. Evet dedi, ben çok dinledim öyle dedi. Çok dinledim. Gözde görülmüş hadiseler bunlar. Ya Allah-u Teala vefat ettikten sonra bile evliyasını koruyor. Hayattakını hayda korur. Öyle rezil duruma düşürmez. Nerede kaldı dedim onun evliyalı, din adamlığı falan. Hepsi hikaye. İmanını kurtardı, meçhuldür adam. Seni nerede kurtaracak? Zaten bir kitap getirdiler, Hümeyni'nin kitabı diye. İlk daha o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydi, şunu bir tetkik edin diye. Bir açtık baktık daha, ilk sayfasında 100 tane küfre götüren şey var. İlk 10 sayfasında. Dedim, gerisine gerek yok zaten. Hümeyni onlar zaten kukla canım yani. İngiliz'in, Amerika'nın kuklası. Tabii kuklası. Onlar sadece paraya bakın. Türkiye'de yok mu? Bunlar geberip gidiyor ama geride bıraktıkları bir sürü pislik var. Gebermekle temizlenmiyor yani. Bir sürü pislik var. Çok kimsenin de zihnini kurcaladılar, karıştırdılar, gittiler. Burada Müslümanların da hatası var. Bu herif söylüyor ama tabii nefsine hoş söyledi. Sen de onunla beraber gidersin. O seni cehenneme davet ediyor. Sen de o davete icabet ettin. Onunla beraber sen de cehenneme gidersin. Hadise bundan ibaret. Allah Teala hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah Teala efendim. Nereden çıkardı? Beyim dedi işte de itikadı bozuk olan bu şeye verebilirim. Veremez, oradan çıkmıştı da Şiilik hakkında o faydalı bilgilerde de aynı şekilde var. Tamim Nasihat de bilgi var. Bilhassa Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Hak Sözü Vesikalar kitabında çok geniş bilgi var. Oradan okunabilir. Efendim gelelim. Bu dinleyicimiz diyor ki son dinleyicimiz ben diyor hakkımı helal ettiremedim. 20 kişi biliyorum. Maşallah. Yani bugüne kadar görüştüklerin hepsini indirmiş, 20 kişiye indirmiş. Ne yapacak o zaman? Çekecek tabancayı, siz de ilerledin. 20 kişi kaldı zaten. Öldülerse? Öldülerse. Kabrin eksin kalkmaya. Efendim şimdi güzel ama hoşumuza gitti dinleyicimizin. Böyle bunlarla aynı şekilde hassasiyeti. Diyelim ki bunlar hayatta. Ama götürüp de teklif etme durumu söz konusu değil, fitneye sebebiyet verecek. Gıyabında dua edilir, yapılan hayır hasenat, okuduğun Kur'an-ı Kerim'in, yaptığın hayır hasenatın sevaplarını, yani geçmişlerimize hediye ederken, ölmüşlerimize hediye ederken, ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim. Yarın mahşer günü dua edilir ayrıca. Allah-u Teala kolay ihsan eder, onun kalbini çevirir. Yarın mahşer günü bizim bu hediyelerimiz onun amel defterinde gözükür. Dolayısıyla biz oradan kurtarırız.
Onun için bunu dilimize alıştıralım. Ne hayır yaparsak, ne aynı şekilde hatim yaparsak, Kur'an-ı Kerim okursak, hayırlı işler yaparsak, sevaplarını hediye ederken, üzerimizde hakkı olanlara da diye her zaman söylersek, bu dertten de kurtulmuş oluruz efendim. Efendim, annem dedi, vefat etti, ona da karşı gelmiştim ama dedi, yani dedi böyle dedi şeydi, haram işliyordu falan. Yani uygun sus şeyler oluyordu. Efendim annenin babanın haram olan emirler, haram olan istekleri, talepleri yerine getirilmez. Bunun için münakaşa edilmez buyuruyor Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Tam İlmi Hasadi Tebedi kitabında ve diğer hazırladığı kitaplarda, İslam Ahlak kitabında falan da var. Bunun için de münakaşa edilmez. Ama insanın elinde değil, bazen ipin ucunu kaçırıyorduk. Babam rahmetli de diyordu, beni radyoya şikayet ediyordu. Ama diyor bu ses söylüyor diyor. Radyodaki Osmanlı diyor ki yumuşak söylemeli. Ama diyor bu ses söylüyor diyor. Beni gösteriyor, radyoya şikayet ediyor. Allah rahmet eylesin. İnşallah Teala. Efendim buna da tövbe istiğfar eder. Annesine aynı şekilde dua eder. Gıyabında vefat etmiştir. Arkasına hayır hasenat yaptırır, iskatını yaptırır. O orada bunları görür. Kırgınlığı varsa da giderir. Efendim bu terör sebebiyle dedi hani dedi bu şeylere falan bunlar öldüğü zaman dedi sevinilmiyor falan. Sevinemiyoruz falan. İnsanın elinde değil ama biz başka türlü de aynı şekilde bakıyoruz bazen. Hatırımıza geliyor falan. Allah-u Teala korusun bir yerden yakalamışlardır, almışlar götürmüşlerdir onu. Bunu yapmazsan senin ananı babanı öldürürüz, senin işte şunu yaparız, seni bunu yaparız falan filan. Mazeret değil. Ama acınacak bir haldedir. Yani o bakımdan bakıp acıyoruz bazılarına da. Bazılarına. Ama bazıları da aynı şekilde tamamen hani yoldan çıkmış şey yapmıştır falan. Yani şerlerin, kötülerin temizlenmesine elbette sevindir. Onun herhangi bir mahsusu yok. Efendim. Terörün, teröristin, teröristlerin Allah belasını versin denir mi? Denir. Denir. Hatta Allah belasını versin den ziyade Cenab-ı Hak bunların belasından bizi muhafaza buyursun. Bunlardan bizi korusun. Şerrinden korusun diye dua etmeli. Onlara da hidayet nasip etsin. Cenab-ı Hak onlara da hidayet nasip etsin. Efendim son olarak dinleyicimiz dedi ki çevremizde bazı kimseler var dedi. Bilgisi çok, ameli yok. Onu demek istedi yani. Bilgi çok, ameli yok. Biz televizyonlarda görüyoruz onları. Ben bana göre falan. Başlıyor adam bir de medreseliyse, Kur'an kursunu bitirdiyse, sarkı sakal cübbe varsa veyahut da ilahiyatı bitirmişse, hele bir de akademik kariyer yapmışsa, bir de ilahiyatta öğretim üyesi falan olsa, adamın önünden geçme. Yani önündekini ısırıyor, arkasından tekmekliyor. Bana göre deyip duruyor falan böyle. Kibir zirve yapmış. Ya İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi teala anlatıyor. Muhammed Hatim Hazretleri de anlatıyor da. Kibrin ilacı ilimdir buyuruluyor orada. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi o İslam Ahlak kitabından Berika kitabından almışlar naklediyorlar Muhammed Hatim Hazretleri'nin. Orada kibir anlatılırken kibrin ilacı ilimdir. Ama buyuruyorlar ilim kibre sebep olduysa. Bunun tedavisi yok buyuruyorlar. Çünkü ulul azm peygamber olan İsa Aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala'nın izniyle ölüleri dirilttim, ama olandan gözlerini açtım. Ama diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Yani etiketli cahil. Evet. O kadar çok ki şimdi etiketli cahil. Ben İmam Hatip mezunuyum. Ben Kur'an kursunda 10 senemi verdim. Ben ilahiyatta öğretim üyesiyim. Bu dinleyicimizin dediği gibi de arkadaşlar ne halt ediyorsun yani neyin var? Yıllardır İmam Hatip ve İlahiyat Kur'an kursu medresesi olarak faaliyet gösteriyorsun ama bir tane evliya çıkmıyor. Yok. Sadece çıkanların hepsi ben diye çıkıyor. Kibir. Sanki fabrikasyon böyle. Fabrikasyon. Habire kibir. Şimdi daha seneler önceydi. Allah selamet versin. Asker kökenli bir arkadaş. Kurmay okulunda da söyleyiver. Öğretim üyeliği yapıyordu. Ben de takılmıştım. O bana yükleniyordu. Ben de milli eğitimde çalışıyordum falan. Siz ne öğretiyorsunuz? Ben de ona siz dedim kurmay okulunda ne öğretiniz? Biz dedi insanlara tepeden bakmayı öğretiyoruz.
Ama ya ta seneler önceydi falan da. Allah rahmet eylesin şeyde... Hüsnü Hanım'ımız var. Turgut Özal rahmetli. Onların dönemini hatırlarsınız siz. Evet. Şimdi o dönemde bir tane horoz partisi vardı. Evet. Başında da bir asker kökenli vardı falan. Şimdi sadece TRT var. TRT'de de böyle açık oturum yapılıyor. Tek tek alıyorlar falan. Bunu tek tek almış falan. Adama şimdi öyle bir hava yüklemişler ki adam generaldi ya. Diyor ki şey mesela neydi o şeyin enflasyon. İşte nasıl halledeceksiniz diye soruyor falan. Kolay o dedi. Bir bölge söyledi ben dedi sıkı yönetim komutanı. Kendi dedi orada emir verdim dedi. Fiyatlar düşsün dedim dedi. Bitti dedi yani. Enflasyon düşsün deriz düşer yani. Problem mi? Enflasyon düşecek. Ya şimdi... o arkadaşın o zaman söylediği ve onun o sözünü şey yapınca jeton düştü bende. Tabii öbür tarafta da ilahiyatta öğretmiyorsunuz da profesör olanlar aynı şekilde dinleyince jeton düşüyor. İkisi de kibir bunun. İkisi de kibir. İkisi de cahil. Ya adamı öyle bir havalandırmışlar ki düşsün dedi mi düşer. Öyle. Çıksın dedi mi çıkar. Çıksın dedi mi çıkar. Öyle bir havalandırmışlar ki adam onun ilmi var, nümnesi var falan. Hani şeyde resim seçici falan demişler. Ya demiş gündüzden seçsin kişinin geceyi niye katlaktır? Gündüz gözüyle. Gündüz gözüyle. Şimdi insan bilmediğin cahilidir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Böyle kibirlerin şerrinden de muhafaza buyursun. Efendim tabii bugün Ramazan-ı Şerif'in son günü. Başta büyüklerimiz olmak üzere bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin, bütün alemi İslam'ın Ramazan-ı Şerif bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile kılsın. Biz dua ediyoruz. Hakkımızı helal ettik. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde sürüşlerinize ediyoruz. Haklarını helal etsinler. Dua ediyor ve dua bekliyoruz. Bayramlar mübarek olsun efendim. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.